Discord sunucumuzun linki aşağı açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Bizim de kullanmış olduğumuz modları indirerek sizler de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bir diğer linkten Facebook sayfamıza gelebilirsiniz. Paylaşılan modlardan ve paylaşılan videolardan haberdar olabilirsiniz. Yanı sıra yeni açmış olduğumuz Twitch kanalımızda takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada güzel yayınlar yapıyoruz belirli zamanlarda. Sizleri de aramızda görmekten onur ve şeref duyarım. Abone ol, yorum yap, videoyu beğen kanks. Uzun zamandır yapmadığımız arkadaşlar Konya'yı pancar sevkiyatını bugün gerçekleştireceğiz. Bir önceki bölümden hatırlarsınız, Dede ve Volkan kendine mouse aldı. Ben de yeni, daha az önce bir önceki bölüm T5 almıştım ya, yanına arkadaş olsun diye bir Jase'nin yanına Luxum serisi 120'lik Jase aldım arkadaşlar. Başladın mı ya? Tamam, destur bismillah. Zaten yürüyemeyeceğim. Takmanıza gerek yok helalik. Üçüncü motorumuzu alalım. Çek 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 çek. PSI bir yere basayım onu. Çek 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 çek. Lan ne yanını gidiyorsun? Alo. Biz yağmurdur ya. Çek durma, çek boş ver çek. Niye bıraktığımda kalıyorsun? Niye bırakıyorsun? Bir toplanın geriye. Toplan geriye. Geriye toplan. Geriye toplan. Daha var mı acaba? Daha mı yok? Bizde babanın comba da geliyor abi, daha dur bakalım. Biz duran buhları buradan çıkartamak ha, dur. Devam, devam daha, devam, devam. Devam, devam, anamızı alat daha ne kadar devam. Ey Volkan. Harikada bir yolculuk daha git bence. Hadi devam, devam. Ha sen aman, biz böyle gidek sen yüklersin biz gidene kadar. Vur anasını satıyorum. Ne kadar mesafemiz var sonra ama? Bir yolculuk var arada. Vay ananı diyorum. Abi robot devrilecek, alın be. Canımız sağ olsun. Ben şuradan bir şekilde uçuyu bir alayım. Vurdurma işlemini bek fazla yapamayız. Çok güçlü olmasına rağmen hantal bir makine. Ama badanacı çöktünüz herhalde. Benim arkalar hafiften oturmaya başladı. Hepiniz badanacısınız. Daha ya. Benim de önler badanacısınız. Benim zincirler herhalde birbirine oturdu başkanım. Tek kemik halinde. Allah Allah. Allah. Aman dikkat et. Halka kırılır mırılır. Motoru kaçır eder. Bundan sonrası bitti başkanım. Yola çıkacağız. Düzleneceğiz. Bırakacağız. Kendimi de yakarım, makineyi de yakarım. Bundan sonra ben de tek çekerim abi ya. Çekemiyor Murat Uğur'a. Yok abi ya. Bir kişi taksın, bir kişi. Yürü yürü yürü, dur diyene kadar yürüyün. Bu görevi de hallettik. Ooo! Disko etsin herkes. Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Farming Simulator Roleplay serimizin yeni bölümünden daha hepinize kucak dolusu sevgiler. Bir önceki bölümlerimizi izlediğiniz, ne yaptığımızı yakın bir şekilde takip ettiğiniz arkadaşlar. Bu bölümde ise yapacağımız birden fazla iş var. Hatta dolu dolu bir bölüm olacağına eminim. Ekip arkadaşlarımdan hepsi yanında hepiniz hoş geldiniz gobeller. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Canınızı yerim. Şimdi yorumlarınıza dikkat ettim arkadaşlar. Belli bir kısım Cihat abi, Cihat kardeşim 6120M alır mısın demişler. 110'unu alabildik arkadaşlar. Bir kısım kardeşlerim 9115 istemiş. 9115 aldım. Bir kısım kardeşlerim Erkunt istemişler. 110'luk Erkunt aldım. Bir kısım kardeşim de TD90 istemiş. Ne yazık ki şu anda maddi durumum iyi olabilir ama o traktörler alırken maddi durumum iyi değildi. 75'liğini aldım. O da arazide gazaya çekiyor. Onun yanına da gidecek. Şimdi önce yapmamız gereken ilk şeyden başlıyoruz arkadaşlar. Seviye seviye gideceğiz. Öncelikle biraz koyunlarımızı alalım. Koyun dediğin beyaz olur dayıoğlu. Şöyle bu 45 tane mi alıyormuş bu yerimiz? 45 tane alıyorsa bir 30 taneyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi 30 tane koyunumuzu aldık. Şimdi gelelim ineklerimize. İneklerimizden de limuzin mi alsak? Ne diyor bu tür inek? Bu tür İnek kar etmek için Bakalım. Yok. Angus kar etmek için yok. Hoş da. Bu tür mandıracılık için kullanılır ve bize süt ineği lazım arkadaşlar. Süt ineği alacak. Bura 40 tane hayvan alıyorsa 30 tane değil acaba 30 tane biraz 20 tane bize yeter abi. 20 ineğimizi de aldık. Buranın fermente durumu nasıl? 82 tamam, sıkıntı yok. Şimdi bu işimizi hallettik. Gelelim yem karma tesisine arkadaşlar. Şimdi üretimdeydi o yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Benim kurmak istediğim şuna bakayım, bu değil. Şu çok büyük. Bu da aynısı zaten. Şu da bir tuhaf. Ben bunu mu istiyordum acaba? Şu yok. Ben bunu mu istiyordum? Başkasını mı istiyordum? Emin olamadım tam arkadaşlar. Şuna bakayım. Bu domuzlar için olan, bu inekler için olan. Şu da acayip bir büyüklüğe sahip. Bu olmaz. Şundan oyalım arkadaşlar. Şöyle yaparsak dönelim biraz da. Şuraya koyarsak var ya bizden iyisi yok acaba abi.
Tamam şöyle. Şura nasıl acaba? Şura daha mı iyi? Bence şura daha iyi arkadaşlar. Dur. Bura daha mantıklı dur. Şuraya şöyle biraz uzaktan koyak. Tamam. Şimdi bir de buramızı boy yakacağız abi. Şu rengi de bizim arazi herhalde. Aynen öyle. Boyasını da cilalayak. Bu işlemimiz de tamam. Lan iyi oldu ha bu. Acayip oldu. Bir bakayım neler üretiyormuş. Bir oyunumuz kaydedilsin. Üretim bu nedir? Bu başka bir şey. 500 kilo sludge diyor. 300 kilo ot diyor. 200 kilo saman diyor. Tam karşı tayin yaparım diyor. %50 straw, %20 hayda, %30 diyor. Şurada da herhalde şey var, göstergesi falan var. Her neyse şimdi arkadaşlar bu işimizi de hallettik. Bir de benim bir arazi satın aldım. Bu arada arazilerimizi şöyle göstereyim. Pancar paraları yattıktan sonra acayip bir arazi topladım. Şurada mısırım vardı o arazilerin birinde. Biçtim onu. Bu mısırımızı kurutacağız arkadaşlar. Kurutma tesisi yaptım. Gelişmeleri size göstereceğim. Galeri kerpetende de bir ufak tefek gelişmeler var. Onları da göstereceğim. Önce şu mısırımızı bir yükleyek. Mısırımız bir yüklensin abi. Götürek tesisimizde kurutmaya koyak. Ondan sonra diğer işlerimize bakak. Ekim yetişirse ekimi de yaparak bu bölümde. Yetişmezse diğer bölüme kalır. Duruma göre bakacağız. Bir de arazilerim görmüş olduğunuz üzere fazlalaştığı için arkadaşlar içeri kendime geçirebilirim artık. Yani bu ne demek oluyor? Piyasaya pek fazla çalışmayabilirim. Bir de siz değerli takipçilerime sormak istiyorum ki arkadaşlar, büyük bir motor alayım mı artık? Şöyle 250-300 beygirlik bir traktör alayım mı? Bunu bana yazın yorumlar bölümüne kesinlikle. Sizin istekleriniz doğrultusunda en fazla yorumu alan 250 veya 300 beygir bandında bir traktörü alıp himayemiz altına katacak. Sizlerden bekliyorum. Şimdi mısır kurutma tesisimize gitmek için evde misin abi? Çıkabiliriz. Evdeyim, şu an ayrılıyorum. Ne oldu? Şu gelin mi şu benim mısır hesabını bir görsek iyiydi ya. Mısır hesabını şu an göremek hacı abi. Onu pancar parasından anca görürük. Zaten slaj kaç para ki hacı abi? Dur bakalım. Ekle. 500 lira. 516 lira hatta. Ekle bakalım. Buradan pardon, 567 liraymış. Mısır burada. Aşağılarda olur o büyük ihtimal. Alakşın altında. Tam ortalarda gibi bir şeylerdi abi. Dur göremedim. Bir dakika. Aman çim, talaş tam karışık tayın değil. Talaşın ya, altında abi. Dur bakayım. Göremiyorum oğlum. Talaşın altında. Talaşı görebilsem onu da görürüm zaten. Az önce talaş dedin ya abi, ondan dedim. Talaş demedim. Tam karışık tayın dedim. Talaş da dedin abi. Tamam doğrudur hacı abi, demişimdir. Tam karşı tayininde iki altında abi. 567 de hacı usta, Şubat'ta 567 lira. Şu an ne gösteriyor? 531. 531 lira gösteriyor. İyi. Yine görelim başkanım, ben sana faturasını atayım. Kaç ton getirdin hacı abi sen bana bakalım. Fermante edildiği için şu anda göremiyoruz. Fermante işlemi bitsin hesabını görürük. Tamam abi. Benim dedeye ne? 130 milyar bir borcum. Yazıyor orada. Mouse ücretidir hacı abi. Dökümlük. Gönderdim ya abi ben onu sana. Hadi gönderdim. Göndere. Bak gönderdim. Tamamdır. Tamam. Göndere zorlanıyor. Ay rampa yukarı 14.5 tonla. Var mı başka dede? Şu iki yan tarla benim değil ama. O tarla benim, oranın ihtiyacı yok abi. Tamam. İstiyorsan aşağıya girelim. 104'e girelim. Bro çekil tamam. Peşe. Bu arada size de söyleyeyim değerli köylülerim. Mısır kurutma tesisinin ton fiyatı 800 lira, haberiniz olsun. Kurutmak isteyen olursa kurutabilir. Gelir yardımcı oluruz. Tamamdır abi. Oradan da çim tarlasına çıkalım abi benim. Oğlum bir üstten. Ne oluyor lan bu jondereye? Aynen hemen bir üstten. Rampa 2 kilometre hızından çıkıyor, anasını satayım. Siz orayı halledin, ben buraya gireyim abi o zaman. Gel gel. Başkanım. Heh. Galeriye ne zaman geçsin? Kardeşim önce bir tesise gitmem lazım. Tamam, müsait olduğunda haber et de. Hayır mı? Hayır. Geliriz. Oraya ya gideceğim zaten. Bir... Senin işini de hallederiz. Tamamdır, bir motor satacağım da sana. Tabii hallederiz. Tamamdır abi. Başkanım motorları peşin mi alıyoruz? Evet. Motorun ne olduğuna bağlı hacı abi. Bakarız fiyatına, konuşuruz, anlaşırız. Anasını satayım, haşa dolduk şu rampaya çıkana kadar, görüyor musun? Şunu 1'e alıp şunu B'ye alsak, hatta E'ye alsak daha iyi giderik. Mi? Yo. Bir şekil gidecek hadi ya. Şuradan döndük müydü geldik sayılır babalar. İşte şu rampayı atladırsak bizden iyisi yok abi. Tabelamız zaten yavaştan gözükür az sonra. Efendim abi. Abi bir içeri götürüp benim şu tarlaya soksana ya. Tamamdır. Ben şey yapıyorum, sen buradan benim yukarıdaki tarlayı da halledersin abi. Ben geçerim. Mekana geldik. Ay yavrum bah. İçeriye dalalım. Propan gazıyla çalışıyor arkadaşlar burası. Türkiye petrolleriyle iletişime geçtik. Propan gazını bize tedarik ettiler. Böyle göstereyim, burası propan gazının dolum yeri.
Buradan giriyorsun abi. Mısırı dolduruyorsun içine. Propanı dolduruyorsun. Dry corn demek kurutulmuş mısır demek. Onun satış noktası yok normalde. Satış noktasında tabii ki de modla beraber olduğu için onu da buy'ın olduğu yere bir yere güzel bir yere koyduk. Burada bizim işçiler falan yatıyor. Gelecekler daha doğrusu. Gelmeden önce hatta şu şeyin kapaklarının neyini bir açak. Konteynerin. İşçiler gelecek çalışmaya. Sıkıntı olmasın. Şöyle açalım abi ha. Camlar da açılsın. Tamam, bundan işimiz bitti. Şimdi ramohlarımızı geri takabiliriz. İşini de göstereyim hatta size. Adamlara 10 numara yeri yaptım. Baksanız arkadaşlar. Yatak yok. Yatağa ihtiyaç da yok zaten. Yatağını yiyecekler. Bunun için de dinlenmek için. Yatak için değil yani. Orhan aşağı tarafı. Şimdi destur deyip tesisimizin içine bir girek. Göremiyorum. Heh. Şundan bir boşaldak bakalım. Bak buraya dolmaya başladı. Bak. Bak buraya dolmaya başladı, görüyorsunuz mu? Bu kurutucu. Gazından çalışıyor. Ateşle yani daha doğrusu. Asıl kurudan ateş. Başka ne olacak? Ya sakallarım da uzadı, burnumu gıdıklıyor ya. Arkadaki hacı abiye geçelim. Onu da boşaltalım. İnşallah hepsini alır. Ama o da bakmayak da. Hepsini aldı. Oo çok iyi. Tamam. Şimdi şuradan bir çıkak bakalım. Doldun mu hacı abi sen? Doldum. Bekle bayım, seni bir çalıştırmaya koyak. Depolanıyor. Şu anda bu çalışıyor mu? Ben onu merak ediyorum. Çalıştır. Çalıştı. Çalışma animasyonu falan var mı? Şurada bir şeyler dönüyor. Şurada bir şeyler dönüyor. İçeride olan herhangi bir şey var mı? Yok gibi. Her şey tamam mı? Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor mu? Geri dolduğu zaman da arkadaşlar buraya yanaşıyor. Buradan makine atıyor hemen içine. Evimize basabiliriz abi. Evimize basalım. Lütfübe, senin işin var mı bayide? Galeride daha doğrusu bayi demişim. Var. Tamam, varsa ben birazdan oraya geçeceğim. Ondan sonra da arazi işlerimize başlarız arkadaşlar. Gidelim şu yavruyu eve bırakak. Ben de geleyim de abi dur. Abi benim traktörü ben mi getireyim, sen mi evde bakacaksın? Valla neyi, motor neyi satacaksın? 9115 abi. Olduğu gibi al gel. Tamam. Olduğu gibi al gel. Şimdi getireyim mi abi? Tabii ben geçeceğim şimdi. Sen git tamam. Oraya ben şimdi geçeceğim. Şu motorumu bir çekeyim. Benimkini de almayı düşünüyor musun abi? 7 ar mı o? Aynen. Kaç beygir? 150. 150. Getir bakalım, onu da alırız, getir. Getir benim kardeşim, getir alırız. Berkan sen arsa mı istiyordun? Ben galerideyim arkadaşlar. Şimdi galeri kerpeteni görüyorsunuz abi. Tabelamız geldi, yaptırdım. Ali Usta yaptı bunu da ha. Şimdi galerimizin güncellenmiş halinde göstereyim. Şu şekilde gelen ekipmanlarımız. Zaten T5'le caseyi biliyorsunuz. Bu yavrular da buraya geldi. Bunlar 0-0 bak. Görüyorsunuz mu? Bunlar 0 motorlar. Hele T5 temelli 0. Acayip bir sıfırlıkta. Scania tırımız geldi. Bu bölüm, yani bu bölme, bana ait olan araçlar, ikinci elden veya kendime ait aldığım traktörler ve ekipmanlar. Burayı da yeni geçirdim arkadaşlar. Burası da buy'nin. 0 kilometre olanlar. Görüyorsunuz bunları. Bunlar 0 buy'nin. Zaten sağ alttan da görmüş olduğunuz üzere buy yazıyor. Iveco'nun da bir tırı var. Şimdi gelenler gelsin. İşimize burada bakalım abi. Tiller niye geldim abi böyle? 2S var mı abi buy'de? 8S var. Limited Edition var yalnız. Kaçlık? Bu kaçlık biliyor musun? 305. Evet. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum abim. Ne var ben, ne yok? Ne olsun abi ya, iş güç. Koşturuyoruz. Bunu mu getirdin? Hayırdır, sen memnunudun bundan ya? Abi bu kapıda ekmeği bitti bu makinenin artık. Öyle ya, mi? Öyle mi diyorsun? Aynen öyle abi. Tamam kardeşim, sen bilirsin benim canım kardeşim. Şimdi Tuğra'nın çiftliğine geçtim arkadaşlar. 20.254 lira. 20.254. Durumuna bir bakak. Abi daha yeni doldurdum mazotunu. Mazotunun hiçbir önemi yok kardeşim, inanır mısın? Öyle mi diyorsun abi? Saati, hasarı. Ya satmaya getiriyorum canı sağ olasın, insan bir su tutar ya. Abi sinirlendim. Öyle getirdim mi ettin? Aynen. Kardeşim motoruyun durumu ortada zaten, anlatmaya gerek yok. 18 evet. Liraya tiko para alayım ben bunu. 18 mi diyorsun abi? Bir de bana bir ikinci el veya sıfır bir motor yapsak. Kardeşim şu anda bayiden yani bizde sıra bekliyor. Alo, bir video çekiyor musun da? Yo, bitince çıkarım. Tamam haydi. Kardeşim, bayide işler sıkıntılı, gönderebildiği ekipmanlar burada göründüğü gibi. Bir 8S geldi, bir T7 geldi, bir de kamyon geldi. Evet, abi. Sıramızdayız, sırayla gelmeye devam ediyor makineler. Elimizde olan bunlar. İkinci elde makinalarımız var. Abi. İkinci elde makinalarımız var. Şu mesela abi, bize ne olur? Ne, 7 mi? Evet. Vallahi kardeşim, 7S. Yani, aynen öyle, 7S abi. Sana şöyle söyleyeyim yani.
samimi bir şekilde söyleyeceğim. Bunun bana gelişi 120 kağıt oldu zaten. Tamam. Efendim abi? 120 bin oldu bunun gelişi bana. Evet. Adam biraz aksiydi. 120 bine kapatabildik. Sana da en son yapacağım şey 123. Abi bir şey yapsak, benim motoru vereyim, 105'e de bunu alayım. Şimdi bir matematik yapmamız lazım için. Onun için kardeşim. Şimdi 123 buna dedik mi? Evet. 18 senin motora dedik mi? Dedik abi. Hayırlı olsun kardeşim o zaman. Tamamdır. Şimdiki nasıl edek biliyor musun Tuğracığım? Öncelikle ben bir kendi yerime geçeyim. Sen bir traktörünü bana devret. Tamamdır abi. 5 var ya, şurada da bir sıkıntı var arkadaşlar. Ilıcalı cinler mi oynuyor bunlar? Niye diyorsa anasını da diyeyim. Götü başı bir oynuyor ya. Hayırlı uğurlu olsun abi. Sağ ol kardeşim. Şöyle bırak ha. Ne kadar? Kaç taksit istiyorsun Tuğra? Bu motorda 3 taksitten fazla yapamam, haberin olsun. Peşin alacağım abi. Peşin mi alıyorsun? Sıfır mı? Ne bu? İkinci sıfır el mi abi? Bu, ikinci el bu. Kaç sattı abi? Valla bin bak kardeşim motoruna. Ya da ben bakayım istersen. Bak abi sen. Kardeşim bu motorun saati 408 saatte bu motor. Daha sıfır yani. Sıfır sayılır, 22 model adam almış batmış. Doğrudur. Sen bana önce sen kendi motorunu benim bünyene geçir. Ben de benim motorumu senin bünyene geçireyim kardeşim. Hemen ben bir para mevzusunu tamam ayarlayayım abi, ha, o sırada. 105 kağıdı gönder. Bismillahirrahmanirrahim. Şu yavruyu şuradan bir çıkaralım. Tura sana şöyle söyleyeyim, ikinci marşı bu motorun bana geldiğinden itibaren. Düzgün mal kapıda durmaz abi. Ben onu kapıma götüreyim. İyi mal kapıda durmaz hemşerim. İyi mal kapıda durmuyor arkadaşlar esnaftan da. Sen geçirdin mi motorunu bana? Geçirdim abi. Gel bakalım comba, seni şöyle bir arkaya çekek de senin yıkama işlemlerin neyin var. Şurada dur arkada. Bunu ben yıkar eder ilana koyarım arkadaşlar. Şimdi ara geldiği anda Tura'nın satışını gerçekleştiririz. Abi makbuz kesmeyelim abi, IBAN'dan atıyorum abi, ben tabii sana. Abi tabii, sen IBAN'a gönder direkt. Tamam, IBAN'ına yolluyorum abi. 105 kağıdı gönder kardeşim, hemen geçireyim. Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şöyle geçirelim bunu Tura'ya. Geçti babam, devam et. Lütfi hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Kolay gelsin abi, hayırlı günler. Eyvallah, yolun açık olsun, malımızdan hayır gör kardeşim. Hayırlı olsun Tura. Sağ olasın abi. Buyur kardeşim, sana nasıl yardımcı olayım? Eyvallah, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya biliyorsun kendimi yeni bir sektöre attım, nakliye işine. He. Bir önceki şeyde kamyon aldıydım. Doğrudur. Malımızdan memnun mu kalmadın yoksa? Yo, memnunum memnunum Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok da yetersiz geldi bana bir. Tır verelim. Sıfır istiyordum. Sıfır tırımız da var, ikinci el tırımız da var, verelim. Dorsemiz de var. Onu gördüm ben de, bir gelip bir hesaplaşalım diyecektim. İlanda mı gördün yoksa? İlanda gördüm, ilanda. Hangisini diyorsun kardeşim? Sıfır malımız da var, ikinci el arabamız da var. Valla şu Skyline'e talip oldum yani, gözü diktim ona. Dorsesiyle beraber. Tamam. Anlaşırsa gel. Valla senin arabayı vereceksin mi? Yok, duracak. Ben şey getireceğim, alır mısın? Remork getireceğim. 3 tane remork var bende. Alırım, alman olur mu? Ramuhlarını getireydin, ona göre bir pazarlık ederdik. Ben... Ona göre düşerdik, öderdin, ederdin. Hallederdik ya. Yani. Şimdi ramuhlarını görmeden ben bir şey diyemeyeceğim. Ya tabii tabii, kapasitesi biraz düşük de 18 ile 20 İsterse bir ton olsun, çöp olsun, el arabası olsun, ben yine alırım. Galericiler böyledir kardeş. Ne olursa olsun. Evet. Bir arkadaşla daha konuştuk. Bizim Berkan'ı bilirsin, köylü. He, biliyorum şu üst kafalı. He, 7 arı var onun da, onu getirecektik. Gelirse gelecek, gelmezse bilmiyorum valla. Sen ramohlarını al gel. Burada da bek, tamam. Dolanma, ılıcalı cinler var burada biliyor musun? Buraya geldiler mi, düğünleri mi var, neyi var bilmiyorum. Makineyle oynayıp döküyorlar, canımı sıkıyorlar. Sen şu ramohlarını bir kap gel. Tamam. Ama kamyonunu vereceksin mi? Kamyonum duracak. O zaman motoruna ramohlarını tak ve gel kardeşim. Tamam, ama bunları satma bak. Yok. Hemen geliyorum da. Tamam haydi, hemen git gel. Hemen geliyorum. Şimdi babalar, ilanı nasıl koyarız? Yıkamamız lazım da, yıkamamız yok burada ya. Yıkama mı alsak, ne içsek şuraya bir dene. Yıkama alak ya. Hadi onu sonra hallederiz ama. Şu Lütfi ramohları getirsin. Berkan da bizim köylü motorunu bir getirsin. Bir bakak bakalım durumu ne? Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Peşin mi alırız? Vadeli mi alırız? Duruma göre bakacak. Olmadı ona buradan motor veririk. Büyük valtramız var, 200 küsür beygir. 271'lik bu. Yavru, ay yavrum bu ne canavar ki. Bir sonraki bölüme zaten arkadaşlar, buradaki her şey güncellenir, hiç merak etmeyin. Tekrardan dolar daşar buralar. İkinci ele bir şeyler gelmiş mi? Yok anasını satayım. Gelse şaşarım zaten. Aha geldi. Gel ağır gel, ağır gel. Öyle kubararak gelme. Senin motorunu 8 kere satın alacak makineler var burada, gir. Ya bak şimdi başkanım. İstobedeydin. Hoş geldin yeğenim. Hoş
Hoş bulduk başkanım. Niye diyorsun ki? İyi valla, tarlayı sürdüm dedim, satayım bunu ya, daha sıfır. Başka bir vallahi şey. Valla sıfır mıfır, onun üstüne mabadığın koduğun andı ikinci eldir. Hemşerim siz hiçbirinizde mi bir ahlak yok? Bu motorları kirli kirli alıp geliyorsunuz ya. Böyle geldik Allah işte hocam. Allah hüsamet ya. Bak bak bakalım, Berkan'ın çiftliğine geçtim bu arada arkadaşlar, fiyatı görebilmek için. Ha bunun göbek ağırlığı da mı var? Başkanım. Şuna bir bakalım, 242 lira. Bakalım şöyle bir. Bakalım. Böyle bir bak bakayım. Kolay gelsin dede. Sağ olasın, sağ olasın. Bütün hafini... Deformeler var içinde ya. Ramakları satacağım ya, ramakları getiriyor. 10 saatteki makine nasıl bir deforme olabilir? Kardeş ne bileyim, öyle kullanmışım ben, ne bilirim Allah Allah. Ya benim şu gazaya niye öyle oluyor, canımı sıkıyor ya. Neyse onu ben sonra bir yoluna koyarım arkadaşlar. Berkan, kendi çiftliğime evet. Geçeyim şöyle. Biliyorum. 200 liraya hayırlı olsun kardeş. 200 lira mı abi? He. Hiç olacak işte el abi. 250'ye hayırlı uğurlu olsun. Bin motorunu terk et benim dükkanımı. Volkan atla şu. Terk et, sana bir daha bundan sonra ne mal veririm ne bir şey veririm. Kaybol buradan. Tamam abi, sen bilirsin. Kaybol. Bizi yiyecekler arkadaşlar la. Allah billah, ona bundan sonra ne sıfır motor satarım ne bir şey satarım, onu sildim. Kara listeye aldım onu. Onu kara listeye aldım abi. Bayi bayi de arayacağım, bunu haşet ettim. Dede sen tarlayla takas yapıyor musun kardeş? Neyle takas yapıyoruz, sen onu da bir söyle. 7 arna. Kafa kafaya mı? 2 tarla evet. Ne 2 tarla evet? 226 ile 20. 226 tarla devri var mı ya? Öyle bir şey yok. Lütfü itti ya. Lütfü bekleyin mi, gideyim mi kardeşim? Geldim geldim, hemen oradayım. Tamam, geldiysen bekliyorum. İyi koyduk gobelle arkadaşlar. Ha. Nasıl gönderdim? Ben ahsi adamım. Abi bir 5 dakika bekle de Lütfü'yle pazarlık atarken, bir de ben de geliyorum. Gel kardeşim, biraz acele edin, benim arazi işlerim var. Canınızı yerim, bekletmeyin beni. Burada boş bekliyorum. Dip gaz geliyorum, dip gaz. Hadi gelin buyurun. Ramoklarını içeri sokma Lütfü. Ekim pazarının o şeyine, arsasına koy, ben bir bakayım onlara. Gerçi tamam. İçeri girmen lazım ki noterden fiyatlarına bakmam lazım kardeşim. Gir gir. Ayrı gir, ayrı gir. Yok, ayrı ayrıya gerek yok. Noter hepsini gösteriyor. Sen içeri gir. Geniş al içeri gir. He, o hepsini seçenek olarak görebiliyor. Lan Lütfi, bunu ben sana sattıydım değil mi la? Aynen. Gözlerim yaşardı ay valla. Ablacım dur. Bekle Berkan. Gel 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 gel. Aha. Notere gir hacı abi. Gir karşı tarafa abi. Geç. Tamam, gir 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 gir. Hop. Bir bakayım üçünü de gördü mü? Abi ben senin yerine geçmeden göremem. Şöyle belki görebilir. 1 2 3 üçünü de görüyor. İstobet gel. Şimdi kardeşim ben bir önüme tabii ki de defterimi alayım. Hepsini bir yazayım şöyle, canını yediğim. Bekle sakat. Ne yaptın, Berkan geldi mi? Berkan'ı kovaladım. Kovaladın mı? He. Niye lan, oldu? Dalga geçti benimle, ben de kovaladım. Ya onun motoru almadın, iyi oldu bak. O saati madde düşük diyor. Geçen gördüm, beyaz duman falan atıyor. Değil mi? Kaldı. Ben fark ettim onu, kovaladım. Niye? Motorda bir cinslik vardı. 18.322 bu. 13.945 bu. 8.273. Hepsini topla ya. Sana bir fiyat vereyim Lütfi. Pazarlığımızı edek. Ona göre de öbürünün pazarlığını edek kardeşim. Tamamdır. 18.322. 13.945. 8.273. 40.540 lira. 540'ı veremediğimiz için kardeşim 40.500 lira. Tamam. Malları. Tamam. Bunlar buradayken bir dursun. Sen şimdi Scania ile Dorsesini mi istiyorsun? Aynen. 100 bin lira Dorse, kamyonun kafa. 42'de totişi. 142. Aklındaki fiyat ne kardeşim? Sen bir şey de hele. 135'e helalleşek mi? 100 yapsak onu nasıl olur? 130 mu diyorsun? Aynen. Tamam, canın sağ olsun. 130 yapak acı abi. 130 mu? 130. Bunlara şey yapacağız. 40.500 müydü? Sen de 500'ü sil kardeşim oradan. Tamam, helal hoş olsun ya. Düz tamam hesap 40 olsun o da. 130.000 eksi 40.000. 90.000 lira sana vereceğim var benim kardeşim. Yok, pardon, senin bana vereceğin var. Bak hala bir kitikleneceydik. bayi malı değil bunlar Lütfü. Bana ait oldukları için 3 taksitten fazla yapamam kardeşim. Laf ağızdan bir kere çıkar. Sen 90 lira bana versene. Veremem. Ama öyle dedin. Ya işte dilim sürçtü. Dilim sürçtüğünden. Senin paran var mı? Var var. Paran 90... var gibiyse sen... İster taksit yapalım, 3 taksit, ister peşin ver. Biz bunu taksit yapalım da ben nakliyeden gelecek parayla ödeyeyim bunu. Vallahi nasıl dersen bana fark etmez kardeşim. Böyle 3 diyelim. Bunu... 30'ar bin lira. Taksitlerin 30'ar bin lira. Olsun, öyle olsun ya. Tamam. 2 taksiti vereyim ben sana istersen. Tamam, gönderdik taksiti. He, diğer ikisini şey yapalım, taksit yapalım. Tamam, hem ben yapayım sana o taksitleri hemen. Ekim'de miyik biz şu anda? Aynen. Kasım'da başlar o zaman. Kasım 1, bayi. Geldi mi para? Gönderiyoruz. Şu bir bakayım, geldi kardeşim. Kasım, Aralık'ın şeyini yapıyorum. Aralık 1, bayi yazıyorum da sen anlarsın onu, biliyor musun?
Tamam. Sıkıntı. Galeri yazak hatta. Bayi aklım gidiyor sürekli. Galeri diyelim. Bu da 30.000. Şuradan da Mücobe Bayi seçtik. Buna 30.000 dedik. Gönderdik. Tamam. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Sen şu ramukların üçünü de bana geçir. Yani bana aktar. Tamam. Tamam mı? Dede hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Seninle ilgileneceğim ecik sonuna. Canını yerim. Ben bekliyorum abi, sıkıntı değil. Tamam kardeş. Şuradan arkadaşlar. Skanya'mızı. Hepsi sana geçmiş olması lazım. Bir bakarsan. Vallahi hepsi bana geçti canını yediğimde. Bunların hepsi de ayrıldı biliyor musun? Bir yüklenici ver bana. Sana ben yükleniciyi vereyim. Tamam mı? Sen bunları bir münasip bir yere çek şu anda. Tamam. Verdim. Hah. İçeriye gir bir yere. Üçünü bir bırak devam et. Ben de şunları sana devredeyim kardeşim. Dorsesiyle beraber. Sen de o bayinin yerinden dönebilirsen tırla beraber dön. Mal comba ya. Mal jilet biliyor musun Lütfi? Tam arabasını aldın ha. Ya gördüm direkt. Aa dedim, bu benim olmalı. Iveco da var arkada. Memnun kalırsan ticaretimizden gel Iveco'yu da verelim. Bakalım bir iş nasıl gidecek? Köylüler iş yapacak mı? Ona göre İnşallah. İnşallah. İç dolu para kazanırsın inşallah malımızdan. Çık kardeşim oradan. Dur, hemen çıkıyorum. İkisini de geçirelim arkadaşlar. Lütfi'nin himayesi altına. Dorsey'i görmedi. Biraz daha ileri varırsak Dorsey'i görür mü? Dorsey'i hala görmedi. Dorse bayinin mi acaba? Yo benim. Aktaralım. Tura değil. Dorse'yi aktardık kardeşim da. Hah kardeşim devam et. İçeriden dön. Allah'a emanet. Dön oradan. Görüşürüz. Burada çıkış var ya. Çıkış mı? Nerede var la? Var mı? Oo ben onu unuttuydum. Çık devam et oradan. Dede gel kardeşim buyur. Maşallah subhanallah, bunu da biz verdik arkadaşlar. Bunun hepsini ben vermişim. Niye? Çünkü galeri kerpeti. Galeri kerpeti. Hoş geldin kubuşum, söyle. Hoş bulduk başkanım, bunu satacağım. T7 mi? Ya arkadaş, arkasındakini neye getirdin? Valla tarladan direkt aldım geldim. Öyle mi? Çekmemeye başladı. AdBlue'sunda hata falan çıkarttı. Allah Allah. Servisi çağırdık. Dedi. AdBlue'da sıkıntı ne çıkartmaz bunlar ya. Tövbe estağfurullah. Tilleri veriyor mu? Alırsam vereyim, sıkıntı değil. Ama bir bakalım da kardeşim duruma göre. Gir bakayım içeriye, bir gir. Gir bir bakak bakalım. Gir Hacı abi. Dur bakalım istobet. Bir bakalım. 157. Aklındaki fiyat neydi de? Allah, o bantlarda ya. 160 diyecektim. Yok 160 alamak kardeşim de. Şöyle yapar. Bak ben sana bir tek bir kelime edeyim. Çok seninle alışverişimiz oldu. Tamam. 145'e motorunu bırak git. Biraz daha çıkman lazım. Motor alacağım senden. Motor alacağım. Üstüne ya para katıp benden motor alacağım. Motor alırsın, yardımcı da oluruk da. AdBlue'sunda sıkıntı var diyorsun. Bu şimdi bir AdBlue arızası demek ya, 50 bin lira demek. Tamam. Doğru diyorsun da AdBlue'sunu iptal ettirdik. Ya şimdi hemşerim ya. Herkes senin gibi düşünmüyor ki. Adam oradan gelir, sıfır motor derek adama. Az kullanılmış derek, AdBlue'su iptal, sen bizi mi kandırıyorsun der. Bizim ticaretimize, esnaflığımıza zeval gelir. Anlatabiliyor muyum? 145'e bunu selamın aleykümleşek. Hangi motoru diyorsan da buradan sana yardımcı oluyorum, bin git. Tamam o zaman, dur bir motor aklımızda kalsın. 8S'e ne kadar diyeceksin? 0 değil mi? 8S bayinin. Tamam. Buna ne kadar diyeceksin? Liste fiyatına bakacağım kardeşim. Bekle. Liste fiyatına bakacağım benim babam ona. Kardeşim 8S 305'in liste fiyatı, yani bana ödeyeceğin tutar. Komisyonum 30 bin lira. 30 bin lirayı ödedikten sonra düşebileceğin fiyat nedir? 30 binden mi? Yok. Makinenin parasından. Makinenin parasından benim düşme gibi bir yetkim yok. 30 milyardan ne düşeceğim bize? 5 bin lira düşerim senin gül hatırın için. Zaten çok fazla bir karı yok yani. 20 bin lira falan kazanamam bu motordan. 25'ten aşağı vermem. Ula biraz çok dedin. Ödemem var. Biraz da güvenemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Valla benim bir ödemelerim var. Sen kafayı yersin. Gerçi şu an senin çiftlikteyim galiba ben. Kendi çiftliğime geçeyim ha, izleyicilerimize göstereyim. Vallahi alacaklarım var, vermiyorlar. Görüyoruz mu şöyle benim ödemeler arkadaşlar? Dünyanın parası ödemem var. Canlı yediğim benim 25 de milyardan yok. Vallahi ne olursa olsun dede. Yani motorun geliş fiyatı 230 bin lira. Tamam bak. Ana parası tamam. 230 bin. Zaten buna bir müdahale etme gibi ihtimalim %0. Anlayabiliyor musun? Tamam, bize şeyi ne yapacaksın? Ben sana taksiti kaça böleceğim? Bayi malında 5 taksit oluyor kardeşim. Tamam. 255 mi diyorsun? 230'u bak sen benim önce 25 bin liramı göndereceksin. Tamam. Geriye kalan 230 bin lirayı 5 taksit yapacak sana. Anladın mı mevzuyu? Anladım. Motorun geliş fiyatı, bak tekrar anlatıyorum. Bek anlamadın. 230 anladım, bin liraya buraya geliyor. Anladım. 260 bin lira liste fiyatı. 30 bin lira benim kar. Ben de sana 25 yaptım. 25'i gönderiyorsun şimdi. 230'u 5'e bölüyor Hacı abi. Tamam mı? Böyle 5, 46 bin lira ödemen oluyor her ay için.
Alıyorsan faturalarını göndereceğim. Alıyorum ya. 46'şar bin lira. Şuradan bir şey bana bir şu anda bir şey gönderme. Şu faturalarını bir yapayım senin. Volkan tarla sür. Ağırlığı bırakmışsın da büyük motorum bizim. Onu getirdim. Lan onu götür lan. Tamam götürelim. Şimdi tamam veya da götürme bırak. New Voice diyelim. Dede'yi seçelim. 8S bayi. Ekim ayında mıyık? Evet. Kasım'dan başlasın. Ekim, Kasım 1. 46 bin lira. Şu 1. Dede. Aralık 1. 8S. Tamam abi 8S yazmana gerek yok. Ocak 1, Şubat 1 yaz. Diğer senin bir tane daha var kardeşim. Karışır onlar. Tamam. 46 bin diyoruz. Şuradan dedeyi seçiyoruz. Şuna enter diyoruz. Bu da tamam. Ocak 1. 46 bin doğru mu kardeşim? Doğrudur abi. Bu da gitti. 2 tane mi kaldı geriye? Evet 2 tane kaldı. Şubat 1, Mart 1, 8S, bayi, 46 bin. Dedeye hop gitti. Şimdi kendi çiftliğimize geçelim arkadaşlar. Sen benim 25 bin lirayı gönderdin mi kardeş? Göndereyim abi. Gönder onu kardeşim. Senin 8S'in şeyleri okey. Tamam. 200 abi bir de bana biraz borcum varmış da ödeme şansın var mıdır? Ya da ne zaman ödeyebilirim? Benim sana borcum varsa kardeşim şu motorun parasından düşeriz. Hangisinin? Ha öyle olmuyor. Sen bana motor sattığın için ben sana satsaydım. Motorun parasından düşerik dede. Benim sana ödemem var ya motordan düşerim onu. 145'e anlaşmadık mı T7'yi? T7'yi satmayacağım başkanım. Yanına aldım yavrunun. Sana sıkıntı çıkmasın net blue falan dedin. Gidesiye kadar kalsın bizde ya. Sen şimdi bu motorun pazarlığını yaptın diye biz sana onu verdik. Senin daha bu motorun borcu var. Hangi motorum? T7'nin. Olsun. Tamam, daha günü gelmemiş. Olsun olur mu? Bunu satıyorsan 8S senin. Satmıyorsan iptal. Ben bunu satıyorsun diye sana o kadar fatura kestim. Şunu ettim bunu ettim. Bunu satıyorsan onu alır gidersin. Satmıyorsan işler karışır. Faturaları iptal ederek hemşerim. Yok öyle. Motorun birinin borcunu ödeme. Sen gel başka motoru al git. Öyle bir saçmalık olur mu? Olmaz. Bunu bırakıyorsun 145'e. Sana olan borcumu bunun içinden düşüyoruz. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra çekip gidiyorsun. Karar senin. O kadar fatura kestim. Uğraştırdın beni. Coş ederek burada haberin olsun. Tamam tamam alacağım gene. Sıkıntı değil de. Benim anlamadığım bana 60 milyar borcum var. Tamam. 60 küsur milyar. Tamam. Tamam. Bu motoru 145'e saydık. Tamam. Bana şimdi ne kadar atmış olacaksın? 80 milyar mı? He. Bu işte bir sıkıntı var ya. Niye kardeşim? Abi bana 200 milyar atman lazım. Niye ki başkan? Abi benim motorum 140 milyar. Şu süratlara atıyorum. 60 milyar borcum var. 200 milyar olur. 5 milyar oradan 5 milyar oradan 210 milyar olur. Niye öyle ettin ki sen şimdi? Niye mi öyle ettim abi? Borcum var. iyi dedin ya kandıramadık o yana. Avradını tü. Başkan onu veririk ya. Abi veririk deme. Vallahi bak borcum geldi 150 milyar ödemem var. Nereye 150 milyar ödemen var oğlum? Abi 115 milyar bir. Önceki Ropa'nın masum taksidi bir de 8S'in 40 milyar. 150 milyar. 160 milyar yapıyor hatta. Tamam ben sana 200 vereyim. Sen önce benim şu bir 25'i gönder elden. Bak tamam tamam dur. Bir karışmadan ben şu 25'ini bir gönderirim. Gönder. Sen... Ben sana 200 göndereceğim hemşerim ondan sonra. Heh. 200 milyar değer. Ne 2? Ya kaç? Bak 66.5'muş biz 65'e saydık. Tamam 6'yı düş ne oluyor? Geberiyorsun mu yani? Ya sen makineden düşmedin ondan sonra... Oğlum düştüm ya ben sana ağzını açmadan düştüm ya bundan parayı. Ondan ya da düştüm 5 ya. Milyar düştüm başkanım 5 bundan ya. 5 ondan 10 kağıt. Tamam hadi düştük 6.5'a. Tamam sen yine zarara düşüyorsun bu sefer 200 bile değil 198 göndermem lazım sana. 198 milyar değil ya 45 saymadık mı bunu ya? Ne tamam 60 de ona ne yapıyor 205 yapıyor 100... 5 milyar ben bu motordan düştüm mü 200 kağıt. Tamam başkanım 205 milyar. 200 oğlum 200 ben kardan düştüm bak, ya sana. Bak tamam bak bu 8S'in pazarlığı bitmişken sen hala bundan para düşüyor. La oğlum ben oradan düştüm sen de oradan düşeceksin anasını satayım. Dövüşmedik tamam, burada baş, yani sen şimdi yine dükkanda dövüyün mü bunu mu istiyorsun? Köylüler arkamda yani, bak. Gideyim az yani. Az önce Berkan'ı kovdun. Bak az önce Berkan'ı tamam, kovdun. Tamam yani gideyim 8S'in orta koluna kafanı mı vurayım böyle böküzleyeyim mi seni? Bunu mu istiyorsun yani? Başka 200 kağıt yok bak çeneni kapat. Zamanında tamam, beni üttüklerin. Unutma 54-10'dan 10 kağıdı mı yedin sen benim zamanında? Tamam tamam ya. Şimdi hadi geçir bunu bana. Hadi T7'yi geçir. İyi maşallah bugün bereketli oldu ya. Bugün burada karışık oldu arkadaşlar doldu taştı ya. Tamam teşekkür ederim. Sen şimdi satışı bana verdin ya dede. Dede. Evet abi. Ben şimdi sana parayı göndermesem ne olacak? Abi yapma böyle şey ya. Ya vallahi ya. Tamam lan tamam.
Ağlama lan. Bunu şuraya koyak da arkadaşlar, daha satışa değil, temizliğin neyini yaparak öyle satarız. Yeni yıkattım ha bak, yıkama parası da almadın. La get lan, neresi yeni? Neresi mi yeni? Daha yeni yıkattım. Yeni yıkanmış motor sağdaki gibi olur hemşerim. Senin motoruna bak bakayım. Ya yeni yıkattım ya. Ya ben yolda gelirken. Ben ya. Irgalamaz kardeş. Sana bir 200 kağıt gönderek şimdi. 200 kağıdı nasıl edek biliyor musun dede? Ha. Şimdi benim sana şuradan ödemem var ya. Oradan bir 66'yı kapat. İyi, benim 6 milyar nereye gidiyor hemşerim? O 6, ben sana 66'yı gönderiyorum, sen bana 6,5'yı tamam, geri gönder. Tamam bak bir dakika başkanım. Sen bana şu 6,5'yı bir gönder. Geri. Bir dakika bak bir dakika. Ne, 300 milyar atacaksın ya bana. Gel mi? Tam 66,5'ı düştüğüm zaman 133 milyar atacaksın, bitti bu kadar elden. La oğlum düz hesap temizce atacağız da, sen şu 6,5'ü bana bir gönder. Ya tamam lanet olsun. Ya var ya. Ya villa bana her türlü şey ki parası kestiriyorsun. Gönder ya. Ya. Allah Allah. 60. Şimdi sana ne gönderecek? 140 gönderecek. Şu 6,5'ü atınca 140 göndereceğim ben. Evet. Şimdi ben tamam. Sana 140 milyar göndereceğim. 2100 daha gönderiyorum buradan. 2140'tan 2 düşerse 138, 100 düşerse 137.900. Şimdi ben sana 147.900 göndereceğim kardeşim. Matematiğimiz yanıyor kardeş. Nerede dede? Burada. Parayı çiftliğe aktar. 140, 150, 147, 900. Heh, tamam mı Hacı abi şimdi senin işlem? Tamam, tamamdır. Şimdi ben bayiye geçiyorum. Sana motoru veriyorum, doğru mu? Doğru. Sil şunu Hacı abi. Dur keme lan. Başkanım. Heh. Gel de bir şurada bir tane daha pazarlık tutacağız. Gel. Neymiş o? Gel pulluğu da alacağım gel. Şunu bir geçireyim de Hacı abi, dur bakayım. Geçir, yükleniciliğim var, takar götürürüm pulluğu, haberin olsun. Dede okey. Dede pullukta hiçbir şey yapamam, haberin olsun, olduğu fiyatıyla. Tamam vade yazacaksın. 3 ay sonra. 3 ay sonra. 15 milyar 3 ay sonra ya, neye vade yazdırıyorsun lan? Ödemem var, ödemem. Bak vallahi çıkamaz duruma gireceğim. Allah Allah. O derece diyorsun. Mouse'u bile satmayı göze almışım. O derece diyorsun. Vallahi ya. Borcu bitmez. Kardeş yapak sana güzellik yapak o zaman. 3 ay sonraya vade ise dede. 20 milyar hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim, tamam. Şubat 1. Bunu bir sileyim ben önce. Şubat 1 mi? Ne abi beşer? Pardon Mart 1, Mart 1. Tamam dur bakayım, hesabımızı kitabımızı yapak şöyle bir önce. Her ay 5 milyar mı katacaksın? 6600 lira. 6700 lira. Sen Şubat 1 sonrasını şey atsana ya, direkt 20 milyar. 3 ay sonra mı vereceksin, ay mı vereceksin dede? Sen 3 ay sonra bana 20 milyara şey gönder. Tamam. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak hemşerim. Ne Şubat'ından bahsediyorsun? Mart. Ekim, Kasım. Tam Ekim'den çıkmışık bak, canını yediğim bak. Ekim'in 30'u şu an. Ya bak dövüş edecek adamın an ya. Kasım'a girmiş miyik biz oğlum? Bak. Kasım yazıyor mu? Vallahi dövüşecek bak. Takvimde Kasım yazıyor mu? Bak başkanım. Bak, senden bak. Önceki Lütfi de geldi buraya. Ben o adama da Kasım'dan başlattım, tamam mı? Lütfi beni alakadar etmez. Ya bak. Tamam hemşerim, vallahi seni alakadar etmiyor da beni alakadar ediyor. Çiftçileri toplar gelir basarım burayı bu. Ne bir bas bakayım şurada, kurşun 2,5 lira, birer tane mermi vururum sadece. Sen beni kim olduğumu zannediyorsun lan sen benim? Dümbür. Vallahi hepimize sıkasıya kadar bizim de ellerimiz var başkanım. Ne lan? Lan oğlum bak. Yanlış olmasın bak. Sen Berkan'ı benim... gördüm az önce. Makinenin içinde mermi dolduruyordu. La o ne la? Geri neye geldi? Selamünaleyküm. Ne oluyor oğlum? Ben çok büyük bir borca battım abi. Bunu kaça alıyorsun sen? Almıyorum kardeşim. Niye almıyorsun abi? Alırız tamam. Sen bir şöyle bir sen çekil şuradan. Lan kavgayı durduk biz. Sen ne ara geldin ya? Dur bakayım. Ya bana ne dedi kavganızdan? Kasım'dan başladırım bak. Kasım'da başlar hemşerim. Senin dediğin zaman bir ay ben geriye girmiş oluyorum, tamam mı? Bir ay tamam, bahan. Tamam tamam. Ocağa yaz 20 milyar ya. Kasım. Aralık Ocak ha. Ocağa yaz. Tamam. Ocak sonu öderim ben sana. Tamam dayı oğlu. New voice diyoruz. Şuradan dedeyi seçiyoruz. Burası sen niye satıyorsun peşim? 20 bin. Yazmıyoruz abi, buraya tabii ki de. Elim ayağım rahat durmadı ve 600 bin liracık bir kredi çektim de. Pullu Ocak değil miydi? Nasıl el ayak oğlum? Ocak 3 lan senin için hadi. Ne yaptın Tura? 20 bin dede seçili. Şeyler yaptık işte. Geldi. Abi. Şimdi ne oldu oğlum, ben bu motoru az önce sattım, geri geldi. Dur bir şu dedenin için halledeyim, senden konuşacağım. Tamam abi. Getirdim bunu kardeşim senin himayen altına. Tamam onu sen getireceksin, ben götüremem giderken. Şu anda çok yoğunum, getiremem birkaç güne. Tamam ne zamana getirirsin vallahi, çünkü tarla sürüyorum Kasım, 8 esi ben binip gideceğim. Kasım'ın 3'ü gibi falan anca. Tamam sıkıntı değil. Tamam hadi yolun açık olsun o zaman. Haydi görüşürük. Hadi.
Sait. Sen ne ettin Tuğra, geçmiş olsun ya. Abi valla banka dedi çok düşük faiz dedi. Gel kardeşim dedi, böyle düşme dedi. Tarla aldım abi, ben biraz fazla borca girdim de bunu satmam gerekiyor. Buna sen ne diyeceksin şimdi? Ne kadara verdik sana? 120'den verdin. 105'ten verdin, üstte benim motoru aldın ya abi. Bize hayırlı olsun diyormuş. Kaça geri alacaksın abi? La 110'dan yukarıya almam. Abi sadece eve götürdüm, evden buraya geri sürdüm. Şimdi beni dinle Tuğra, şöyle bir şey var. Aldığım, evet, sattığım fiyata geri almak gibi bir lüksüm yok. Bari 115'ti abi. 110'dan yukarıya alamam kardeşim. Abi bitirme bizi. Şöyle de bir şey var. Tuğra sen şu tarlanın başına bir gel hele kardeşim. 110'a alırım, onun da peşin parasını veririk. Peşin parası bana biraz lazım veririk abi, biliyor musun? Tamam kardeşim, veririk. 110'a tamam diyorsan selamun aleykümleşek. Ve sar abi. Al götür elden abi. Elden göndereyim paranı istiyorsan kardeşim. Gönder abi, ben üstüne yapıyorum makineyi. Tamam. Bekle kardeşim bir saniye. Pazarlık bitsin. Şöyle arkadaşlar bir. Geçti mi benim üstüme kardeşim? Geçmiş. Sana elde şöyle şu şekilde bir ücretini de göndereyim. Geldi mi kardeşim? Geldi abi. Hayırlı olsun abi. Eyvallah, teşekkür ettim. Başkanım, masum pazarlığınız bitti mi? Oldu arkadaşlar, ben hiç anlamadım. Bitti Berkan. Dede kardeşim. Şimdi bak dur, ben bir şey diyeceğim sana. Biliyorum. Bak ben bu araziyi 140 milyara satın aldım. Tamam mı? Tamam. Şu an 102 milyar. Tamam. 2 milyarı sildik, 100 milyar sana. Tamam. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar onlar pazarlarını yaparken biz köyümüze gidelim. Güzelce tarlalarımızı işlemeye başlayalım. Onlar da kendilerini devam ettirsinler. Şimdi TD75'imize geçelim. Dede. Efendim abi. Neredesin şu an? Evimdeyim. Şeyin bir şeyle işin bitti mi? Benim tarla ne zaman bir şey? Geliyorum abi, sen konum at. Neresi? 125-230. Nerede Arsın orası? Tamam, geliyorum ben abi. Şimdi geleceğim mi? Şey götüreyim ona göre. Ne abi? Römork götürüyorum hemen. Geliyor mu? Götür hemen, sürdüm geliyorum. Tamam. Şimdi Berkan, ben bu tarla 140 milyara satın aldım, tamam mı? Tamam kardeşim. Şu an 102 milyar. Tamam, sana 2 milyarı sildik, 100 milyar. Şimdi sen burayı ben satacağım. Sen başka aracıdan alacaksın bu tarlayı. Yes. Tamam. Bana 50 milyar atıyorsun, benim sorunum bitiyor. Yani sen bu tarlayı 150 milyar almış oluyorsun. Kabul mü? Sat. 50 milyar alayım satarım. Bak dolandırıcı istemem. Sen sat, sorun yok. Hemen para tık. Bak param ben var. Sattım. Mahkemede görüşürük kardeşim, hadi. Tamam dur. Bak 50 milyarı tamam. Vallaha bak. Bak bugün 2 oldu, bak 3. de valla 14'lü çıkartacağım. Döşeyeceğim birinizi ha. Adam bayıldı abi, ambulans çağırdım. Kardeşim IBAN'ına yolluyorum. Tamam. 50 milyar mı? 50 milyar. Vallahi şu borcunu ne zaman ödeyeceksin? İş belli olmaz. Tarla aldık kardeş, ne borcu daha, hele dur. Oh. 97 şöyle ineği oldu de bekmeye başlarız arkadaşlar şimdi. 97 büyük bir arazi. Berkan? Emre oğlum sen nereye gidiyorsun? Bana bir yardım etsen var ya, çok tatlı olur, ben de sana yardım edeyim. Benim yerleri şey yapacaktık da ama farklı yerler yapar ha. Bekle, büyüklenicilik ver, göstereyim sana. Bir saniye kardeşim. Lütfen büyüklenici ver. Veriyorum. Ya kanka ikisi de aynı işlem değil mi? Sen bir ver. Devam et. Aa bu niye böyle oldu? Benim arkadaki merdaneler çok tezliğe çok duruyor. Bura şeydi, patates de, ben direkt şey vurdum. Acaba patates söker mi? Söker. Şimdi bizim şu balyalar da var arkadaşlar. Tamam. Video dışında aldığım arazilerden biri çimdi. Ben orayı balya bastım. Güzel ben bir gidiyorum şekilde bu balyaları getireceğiz. Ama eğer ki olacak? Çek dersen çekerim, sıkıntı değil. O zaman şu karşıya çek ya. Ha buraya çek. Bu karşıya merdane çekmemize, tiller çekmemize gerek yok ki. Ama doğru. Sen o tarafı da boş boşuna tiller çekiyorsun. Direkt eksene geçsene üstün. O taraf şeyi ya, patatesi, orayı bulmamız gerek. Evimize yavaştan uçak. Bu arada arkadaşlar balya getirecek dedim ya, bir önceki diğer, hatta 2 bölüm önce yaptıydık balyayı, doğru mu Gobeller? Konya Şipancar Sevkiyatı'ndan önce olduydu. Yaptığımız balyaları dede yaptıydı. Onları ben getirdim zaten eve. Güzelce ahırın üstüne koydum. Onun bir hızlandırılmış videosunu izleyin. Sonra diğerlerini de almaya giderik.
dediğinize göre şimdi gidelim arkadaşlar. Dede de önümüze düşmüş yani makinayla maşallah. Maşallah. Canavar canavar canavar. Evet gidek. Şu az ayağım mimzerimizden mi gelerek yoksa giderek şu balyaları mı alırız bilmiyorum da bir ekime başlamak. Başkanım ne ekiliyor şu an? Valla takvimden bakın. Bilmiyorum da ne ekildiğini. Ben bir ufak bir araziye herhalde kanola ekeceğim. Öyle duruyor. Kanola, yulaf, arpa, buğda. Ya bunlardan hiçbirini ekmeyecek. Ufak bir araziye daha kanola ekerik. Balyalarımızı getiririk. Sonra da videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. Şu anda siz kaçıncı dakika izliyorsunuz hiçbir fikrim yok. Ama ve lakin video kaydımız 1 saat 5 dakikayı gösteriyor. Duruma göre bakacağız. Hayvanlarımızın da tam karışık tayını için gerekli olan hiçbir şeyini koymadık arkadaşlar. Evet çok gerçekten mantıklı. Çünkü ön kepçemiz yok. Başkanım. Bende var istiyorsan gel al. Alırım alırım iyi olur. Bir lazım, de yukarıdan da balyalarımızı almamız lazım. Ya da getirdiğimiz balyaları da kullanabiliriz. Ama neyse onu arada çözelim. Ya olur öyle bir şey ya. Sen çok fahiş fiyat istedin. Ya kocam otur. Ona da kocam otur olup da oğlum ben ne kocam oturlar elimden geçti benim. Ula 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 vuruyorduk az daha iyi. Bura neredesin? Tarla biçiyorum abi. Şunu şuraya bir atak. Canlı yediklerim. Şimdi önce bir ekimimizi yapak. Videomuzun sonuna doğru bu hayvanların işlerini hallederiz arkadaşlar. Öncelikle gidip arazimizi ekmemiz lazım. Bunu da Erkunt'la mı yaparız? Evet Erkunt'la yaparım. Umarım diğer Massey Ferguson gibi de sıkıntı çıkartmaz Erkunt'cuğumuz. Az önceki kazaya çektiğimiz araziye gidecek. Orayı bir ekek. Orayı ektikten sonra ama hemen hızlı bir şekilde öbür arazimize gidip balyalarımızı getiririk. Ondan sonra da şu koyduğumuz mikserin içine cengaver balyalarımızı, neyimizi, samanımızı, saçkımızı atarık. İşimize bakarız. Lütfen bitirdim. Dede kardeşim bir tarlanı daha satın almayı düşünüyorum. Orayı da ora bana düşer hani önü benim. Arası yavaş gibi. Yavaş. Hangisi? Gibi. Hesaplayamadım abi. 125 kardeşim. Aa yeni aldık. Bu kadar mı çıktı? Evet. 110 hangisi? 225 var ya benim 219. Faturayı yolluyorum abi müsaitinde öder. Tamam. 20 orası biraz tuzluya geçer ya. Orası şu an ne bayağı yap? Bir düşükte de ben orayı pahalıdan aldım der hanım ya. Sen bir fiyat ver bir bakak kardeşim anlaşak. Tövbe estağfurullah bir yanaşamadık ya la makinaya. 220 yani 200 yanlış hatırlamıyorsam bir dakika dur şu deftere bakayım 190 almışım Berkan oturlaydı. Çok pahalı almışsın. Orayı biraz pahalı aldık efendim ya. Efendim abi. Ne kadar fiyatı? 2,5 milyar. Sen bir şeyler de. Tamam göndereyim ben sana onu ya elde. Tamam ben gönder. Ben veremez şu an benim hani. Eğer vadeli alabilir satarsan olur. 2,5 milyar dedin değil mi? Aynen aa, abi. O deviriyorduk var ya. Alsın burada hallederim. Beni üzme. Güzel güzel bir ekim yapak. Şuradan kanolamızı bir seçelim. Kanola bu evet. Gönderdim geldi mi? Bakayım abi gelmiştir ya. Neden iyi diyorsun orada la? Aa şey mısır yerini mi bozuyorsun? Mısır yerini bozuyorum abi. İyi kolay gelsin. Telefona dalmıştım. Yardım edilecek bir yer varsa gel. Yok yok hiç sıkıntı yok. Ben bir ufak bir kanola ekeceğim zaten. Ondan sonra şu balyalarımı getireceğim. Giderim balyalarımı alır gelirim. Tamamdır başkanım. Ondan sonra işimiz bitiyor. Başkanım kullanacağı zaman böyle de yükleneceğim tipi. Tamam Hacı abi. Kepçelik bir işim olursa bakarım. Motorun kafayı nasıl sallıyor arkadaşlar lan. Başkanım mısırın ferment olmuş muydu? Baktın mı bir? Yok. Olmamış kardeşim. Bir de bizim köylüler başkasının arazisinden çok gidiyor. Yolları kullanmıyor diye arkadaşlar bir mod indirdim. Başkasının arazisine girerseniz ceza parası ödüyorsunuz. Mesela göstermek isterdim ama buraların hepsi benim. Nasıl göstereyim? Toprak ağası yık. Lan şu 95'i bir ekelim. Bura çok fena, bura çok fena, bura çok fena. Motorları hep kürüdüyor bura. Bura sen şimdi 600 milyonluk tarla mı aldın? Öyle bir şey yaptım mi ettin lan Bura? Evet abi. İyi hayırlı olsun. Bak mesela arkadaşlar şu şimdi modu size bir göstermek istiyorum eğer bir sıkıntısı olmazsa. Bak yabancı bir arazi. Görüyorsunuz değil mi bak. Bak sayıyor şu anda. Bak saydı 60'ları 70'leri geçtik. Çıktığımız anda 92 yani 100 küsür lirayı kesecek bize bak sağ üstten bakın 99 lirayı kesti gördünüz mü? Affetmiyor yani. Şuraya bir çıkar da. Ramo şuraya bir çekeyim ben. 1 2 3 5 liraları kesmiyor zaten de. Aa o anasını satıyormuş vallahi hiç affetmiyor kesiyormuş arkadaş. Evet şuradan yanaşalım. Berkan 156 senin miydi? Hangisi kardeşim? Doldur daha gübremizi. Tohumumuz da doldur. Devam. Arazimizi bir ekelim. Ondan sonra keyfimize bakalım. Bunu da açalım. Etme Erkunt etme. Ha, buralar zaten şey ya. Acayip bir verep ya arkadaşlar ondan.
Yo Saif, Ferguson'dan gönüllü çekiyor 56'dan ya. Ryan bir hemen ekimini gerçekleştirelim. Timelapse eşliğinde yapalım arkadaşlar buranın ekimini. 1 saat 11 dakikadır gayet alıyor. Biraz yorulduk ufaktan bir dinlenir galiba, anladınız siz. Ondan sonra da baylılarımızı getirirken devam ederiz. Hadi bakalım. Araziyi bitirdik arkadaşlar. Şu hayvanların zımbırtılarını da getiririk diyordum da onu sonraki bölüm yapalım. Hoş bir bölüm oldu. Her şeyle uğraştık. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal kurumuş mısırlarımızı hallederik. Talalarımızı biçerik, balelarımızı getirdik. Yaparık da yaparık. Videonun başında söylediğim gibi şu 250-300 beygir bandındaki traktörü yorumlar kısmına yazın. Ne yapmam gerektiğini, neler istediğinizi yorumlar kısmına yazın. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Cevap vermediğim için okumuyor zannetmeyin, işlerim yoğun olduğundan dolayı yorumlara cevap veremiyorum ama hepsini teker teker okuyorum, inanın buna. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet, görüşmek üzere.